Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde renkli bir resmi kırmızı, mavi ve yeşil tonlarına ayırmayı göstereceğim. Öncelikle programı yazarken bir tane editör sayfası açıyorum, boş editör sayfası. İsmine ders 11 dedim. CLC diyorum. Clear yazdım. Ve bir tane resim okutalım. R1 resmi. İmrit diyorum. Türk bayrağı .jpg dosyasını okutuyorum. Şimdi burada kırmızı, yeşil ve mavi tonları ayıracağım için buradaki farkı görebilmeniz amacıyla hepsini yan yana göstermek istiyorum. Bunun için subplot 2-2-1 diyorum. Birinci resim R1 resmi olsun. Buna bir title ekleyeyim. Daha iyi gözükmesi açısından orijinal diyelim. Bunun kırmızı renk tonunu ayırabilmek için bakın şunu yazıyorum. K eşittir R1 2 nokta üst üste virgül 2 nokta üst üste virgül 1. Yani bizim resmimizin 3 boyutundaki birinci boyut olan kırmızı rengi almasını istiyorum. Bunu subplot deyip K'yı göster diyelim. Ve title olarak da kırmızı ton yazalım. Peki yeşil ton için ne yapacağım? R1 parantez içinde 2 nokta üst üste virgül 2 nokta üst üste. Bu 2 nokta üst üstlerin anlamı neydi? Satır ve sütunda ne varsa al. Virgül 2 dediğim zaman ikinci boyuttakileri al diyorum. Bunu subplot 2 2 3'e çizdireyim. Ve burada imshow y diyelim. Yeşil ton diye de bir başlık atıyorum. Daha sonra mavi ton için iki nokta üst üsteleri koydum ve 3 yazıyorum. Bu da 3. boyuttaki rengini al diyorum ve subplot 2 2 4 diyorum. Bunu da imshow m dediğim zaman gösteriyorum. Title'ını da mavi ton yazıyorum. Bakın şimdi bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra birinci resim, orijinal resmimizi görüyorsunuz. İkinci de kırmızı tonları görebiliyorsunuz. Kırmızı tonları ayırdığımız için kırmızı ton baskın olduğu yerler beyaza yakın. Kırmızının hakim olmadığı yerlerde siyaha yakın olması lazım. Şimdi benim resmimde kırmızı ağırlıklı olduğu için buraları beyaza yakın bir gri tonda oluşturmuş oluyor. Zaten beyaz rengimiz kendiliğinden vardı. Bunu yine beyaz olarak gösteriyor. Bakın yeşil tonda resmimizde hiç yeşillik olmadığı için tamamını siyaha yakın oluşturdu. Sadece içindeki beyazları görüyorsunuz. Yine resmimizde mavi ton olmadığı için bunda da mavinin olmadığı yerler siyaha yakın olmuş oldu. Bu üçünün birleşim karışımı da orijinal resmimizi oluşturuyor. Şimdi burada başka örneklerle bunu oluşturmaya çalışalım. Örneğin ben burada bir tane Pakistan bayrağı indirmiştim. Bunu yazalım. Pakistan bayrağına bakalım. O da yeşil ton ağırlıklı bir bayrak. Ona baktığımız zaman bakın. Beyazlar yine beyaz olarak gözüküyor. Her 3 tonda da. Kırmızı tonda hiç kırmızılık olmadığı için siyah ağırlıklı oluyor bu yeşillerin olduğu kısım. Yeşil tonda gri olarak görüyorsunuz yeşil tonları. Koyu yeşil olduğu için de koyu bir gri hali almış durumda. Mavi ton olmadığı için buradaki resimlerde siyah gözükmüş oluyor. Bunu en iyi görebileceğimiz bir bayrak rengi örneğin Azerbaycan bayrağı. 3 renkte var çünkü. Çalıştırıyorum. Bakın orijinal resmimiz bu. Bu orijinal resimde kırmızı tona baktığımız zaman kırmızının olduğu yerler beyaza yakın bir gri. Kırmızının olmadığı bölgeler ise siyah olarak karşımıza çıkmış durumda. Yeşil tona baktığımız zaman bakın şuradaki mavi tonu gri olarak alıyor. Bu yeşil tonu gri olarak alıyor fakat buradaki mavinin içinde de bir yeşillik ton hakim olduğu için bunu da yine gri olarak almış durumda. Ama maviye baktığımız zaman bakın mavinin olduğu kısımlar çok açık gri oldu. Fakat yeşilin olduğu yerler koyu gri iken
kırmızının olduğu yerler tamamen siyah olarak gözüktü. Bu üç resmi birleştirdiğimiz zaman ise yine orijinal bayrağı oluşturuyoruz. Bunun içinde cat komutu var. Cat komutunu önümüzdeki ders göstereceğim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.